Herkese selamlar, ben Oğuzhan Kızılkaya, yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalımda yeni bir seriye başlıyorum. Gerçekten bunun için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Burada e-ticaretin aslında temellerinden başlayıp sıfırdan 100'e kadar olan süreçte e-ticaret nedir, e-ticarete başlamak için gerekli sermayeler nelerdir, market pazarları nedir, nasıl seçilmelidir, iş modelleri nedir, aslında e-ticaretle ticaret arasında bir fark var mı gibi böyle temel yapı taşlarından başlayıp çok güzel bir seri yapacağım. Aynı zamanda Amerika'daki dostlarıma şunu duyurmak istiyorum. Kanalı takip almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yakında bu kanalda nasıl Amazon'da kitap satışı yapabileceğinizi ve neden kitap satışıyla Amazon'a başlamak mantıklı, bunlar hakkında inanılmaz güzel ve ücretsiz bir eğitim serisi gelecek. Takipte kalın. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Ben 25 yaşındayım. Bursa doğumluyum. Aslen Ankaralıyım. Ve girişimciyim. Kendimi bu şekilde tanımlıyorum. Ege Üniversitesi İktisat mezunu değilim. Üniversite terkim arkadaşlar. Ve 5 yıldır Amerika'da yaşıyorum. E-ticaretle uğraşıyorum ve günden güne büyümekte olan bir şirketim var. Ve aşağı yukarı da 6-7 yıldır aslında e-ticaretin içerisindeyim. Yorumlarda siz de kendinizi tanıtabilirsiniz. Bu şekilde aslında bir network oluşturmuş oluruz. İleride de kendi topluluğumuzu kurarken birbirimizi daha yakından tanıyor ve birbirimizin ihtiyaçlarını biliyor oluruz. Şimdi slaytımıza devam edelim. Burada sunum eşliğinde gitmek istiyorum. Hem benim açımdan hem de sizler açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. E-ticaret nedir? Aslında e-ticaret ürünlerin ve hizmetlerin online platformlarda satılmasının genel adıdır. E-ticaretin gerçekten ticaretten hiçbir farkı yok arkadaşlar. Burada hangi iş modelini yapıyorsanız yapın, aslında e-ticaretin başındaki E'nin sadece satış kanallarının online olmasından kaynaklı olduğunu anlayacaksınız. Bu ticaret modeli geleneksel fiziksel mağazaların yerine bunlarla birlikte faaliyet gösteren işlemlerin dijital ortamlarda da yürütülmesine denir. E-ticarete nereden başlamalı? Aslında birçoğumuzun kafasındaki soru işareti bu. E-ticaret yapmak istiyorum. Elimde şu ürünler var, üretici tanıdığım var ya da dizayn yapabiliyorum ya da işte ne bileyim bir eğitim izledim, bir eğitim aldım ama e-ticarete hala nereden başlayacağım bilmiyorum gibi sorular oluyor. Benim sizlere buradaki en büyük tavsiyem iş planı oluşturmak. Bu iş planını oluştururken zaman zaman size sunacağım dokümanları kullanabilir ama onun haricinde de gerçekten kendi araştırmalarınızı Google'dan yoğun bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta geçenlerde ben ChatGPT'yi biraz kurcalıyorum ve bana haftalık ve aylık bir program yapmasını rica ettim ondan. Ve işte hobilerimi, günümü nasıl geçirdiğim, neler yapmak istediğimi yazdım ve bana gerçekten çok güzel ve verimli bir program oluşturdu. Bu noktada gerçekten sizlere ChatGPT'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İş planı oluşturma konusunda da eminim ChatGPT size yardımcı olacaktır. Bu iş planını oluştururken nelere dikkat etmek lazım? Öncelikle bildiğimiz üzere şirketlerde departmanlar var. Muhasebe, Ar-Ge, insan kaynakları, halkla ilişkiler, satış gibi gibi. Öncelikle siz de iş planınızı oluştururken bu departmanlardan hangilerinde gerçekten çok bilgilisiniz ve yetkinliğe sahipsiniz, hangilerinde eksikleriniz var? Önce bunları belirleyin. Daha sonra belirlediğiniz bu eksikleri tamamlamak için eğitimler alın, kurslara katılın ve işinizi planlarken, iş planını oluştururken bu departman ve metrikleri de kullanın. Benim sizlere en büyük tavsiyem o olur. Şu an biz de şirketimizde gerçekten bir kurumsallaşmaya gidiyoruz ve bu departmanları oluşturmak, bu dokümanları oluşturmak için gerçekten çok büyük çaba sarf ediyoruz ve bunun için başka firmalardan destek alıyoruz aslında. Diğer en önemli kısımsa sermayeyi belirlemek. Mesela bazı arkadaşlarım private label yapmak istiyor, wholesale yapmak istiyor, custom design ürünlere yani özel tasarım ürünleri satmak, pazarlamak istiyor. Bu noktada bu işler aslında biraz daha giriş baremi, sermayesi yüksek olan işler arkadaşlar. Bugün private label yapmak istediğinizde üretim adetleriniz, bunların kargoları, bu üretimin devamlılığı, satışlarınız, reklamlamanız, marketinginiz vesaire işlerin içine girdiğinde gerçekten 50 bin dolara kadar sermaye çıkarmanız gerekebiliyor. O yüzden sermayeyi belirlemeniz sizin yapacağınız iş modelinde çok önemli. Bugün bir danışan arkadaşım oldu. 45 dakika bir görüşme yaptık. Hatta biraz da uzun sürdü. Ve aslında bu detaylar üzerine konuştuk ve biraz konuşmanın ilerleyen dakikalarında şunu fark ettik. Bildiğiniz üzere önce sat sonra al mantığıyla, yani birazcık o dropshipping'e benzeyen mantıkla işe başlandığında aslında çok fazla bir sermaye gerekmiyor. Aslında şu an yapması gereken market araştırması, piyasa araştırması yapmak, dataları toplamak ve burada müşterilerine önce ürün satmaya çalışmak. Marketin
ritmini tuttuktan sonra ise yatırımını doğru bir şekilde yapabileceği için öncelikle aslında bunları belirlemeniz gerekiyor. O yüzden iş modelinizi belirlemenizde sermayeniz çok etkin olacak. Ben de o yüzden aslında kitap satışıyla alakalı videolar çekmek istiyorum. Çünkü Amazon'da başlaması en kolay işlerden birisi medya ürünleri satmak. Çünkü giriş parayım çok düşük. Gerçekten 1000 dolar, 2000 dolar, belki 5000 dolar sermayeyle dahi işinizi büyüterek götürebilirsiniz. Web sitesi veya pazar yeri seçimi. Burada da aslında kastımız şu. Burada aslında size temelden bilgileri anlattığım için şu farkı söylemek istiyorum. E-ticaret yaparken Amazon, eBay, Walmart, ne bileyim Türkiye'de işte Trendyol gitti gidiyor ya da Dolap, burası da bir marketplace aslında. Bu tarz sitelerde, marketplace'lerde hali hazırda müşterisi olan, zaten kendi pazar yerlerine müşteri çekmek için yılda milyonlarca, milyarlarca dolar harcayan pazar yerlerinde de satışa başlayabilirsiniz. Kendi web sitenizi kurup ya da Instagram hesabından da satışa başlayabilirsiniz. Burada benim size tavsiyem aslında hibrit bir model oluşturmak. Yani kendi web sitenizi oluşturduğunuzda burada belli başlı ölçeklendirmeler yapmanız gerekiyor. İşte reklam maliyetleri olsun, işte trafik çekme olsun, CRM marketingler vesaire gibi ilerleyen konularda, ilerleyen videolarda anlatacağım konular. O sebepten dolayı burada belki reklam maliyetleriniz fazla olabilir. Cebinizden anlık nakit paralar çıkabilir. Ama pazar yerlerinde bu durum tam tersi. Çoğu pazar yerinde ücretsiz ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz ve satış yapıldıktan sonra sizden komisyon kesiliyor. Bu da aslında sermayesi düşük olanların seçmesi gereken yollardan bir tanesi. Ürün veya hizmet seçimi aslında en başlarda yapmanız gereken bir nokta. Ürün veya hizmet seçimini yaptıktan sonra iş planı oluşturma, sermaye belirleme gibi adımlar sonrasında geliyor aslında. Burada e-ticareti sadece ürün satmak olarak düşünmeyin. Bir bilginizi, tecrübenizi veya yeteneğinizi hizmet olarak da online olarak sunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Udemy gibi ya da Fiverr gibi sitelerde insanlar yetkinliklerini kullanarak bunlar üzerinden proje odaklı ya da saatlik ücret alarak paralar kazanıyorlar. Bu da aslında burada bizim için güzel bir ayrım. Güvenli ödeme sistemleri. Bu ödeme sistemleri aslında pazar yerlerinde satış yaptığınızda halihazırda onların altyapılarında oluyor. Ama kendi web sitenizi kuruyorsanız gerçekten ödeme yönteminizi güvenli bir şekilde seçmeniz lazım. Dijital pazarlama ve reklamlama. Aslında iş planı oluştururken de sizin orada gerçekten üzerinde yoğun çalışmanız gereken noktalardan bir tanesi. Dediğim gibi pazarlama ve reklamlama kısmı eğer pazar yerlerinde satış yaparsanız bundan kurtulabilirsiniz. Ama kendi web sitenizde bir satış yapacaksanız dijital pazarlamanın ve reklamlamanın biraz da olsa temellerini bilmeniz lazım. Benim sizlere aslında başlamak için önerebileceğim yol haritası bu şekilde arkadaşlar. E-ticaret ve avantajlarına gelin. E-ticaret aslında baktığınız zaman son 10 yıldır hayatımızın gerçekten içinde olan bir şey. Tabii ki internetin gelişiminden bu yana bizlerle oldu. Ama son 10 yıldır gerçekten özellikle pandemiden sonra popülerleşti. Baktığınız zaman işletmeniz 7/24 açık oluyor. Aslında klasik ticaretin yanı sıra e-ticarette böyle bir avantajınız oluyor. Çünkü bir dükkanınız olduğunda sabah 9 ile 5 arasında açık olabiliyor. Ya da ne bileyim farklı mesailer içerisinde 16 saat, 18 saat açık tutabiliyorsunuz. Ve sadece o saat aralığında satış yapabiliyorsunuz. Ama online satış yaptığınızda günün her anında, her dakikasında satış yapabiliyorsunuz. Ve uyurken bile para kazanabiliyorsunuz. Bu aslında bu işin en güzel ve en büyük avantajlarından birisi. Geniş müşteri kitlesine erişim. Burada şöyle düşünün arkadaşlar, İstanbul'un en popüler, en işlek caddelerinden birinde dükkan açıyorsunuz. Belki sizler günlük 100 bin müşteri kapasitesine ulaşabileceksiniz en maksimum düzeylerde. Ama e-ticaret yaptığınız zaman bütün dünyaya aynı anda hizmetinizi veya ürününüzü satabiliyorsunuz. Bu da en büyük avantajlarından bir tanesi. Daha düşük işletme maliyetleri. Burada daha düşük dememizin sebebi şu, tabii ki e-ticarete de başlarken bazı işletme maliyetleriniz olacak. Ama düşünsenize, bir dükkan açacaksınız, gidiyorsunuz, dükkanı kiralıyorsunuz, ilk kirasını, son kirasını veriyorsunuz, depozitosunu veriyorsunuz. Dükkanın içerisinde bakımlar, onarımlar yapıyorsunuz, tasarımlar yapıyorsunuz. Ne bileyim, içeriye malzemeler, raflar, bir sürü masraf yapıyorsunuz. Daha aslında işletmenizin kapısını açmadan belki yüz binlerce lira, yüz binlerce dolar harcayabiliyorsunuz. E-ticarette ise ürününüzün güzel bir fotoğrafını çekip direkt anında satış yapmaya başlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirilmiş deneyimler. Buradan aslında kastımız şu, e-ticaret yaparken web sitenizi ya da pazar yerinizi, profilinizi ya da ürünlerinizi
gerçekten böyle kişiye özel bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Bu aslında sizi avantajlı konuma getiren şeylerden bir tanesi. Kolay ödeme ve teslimat seçenekleri. Aslında klasik ticarette direkt fiziksel olarak müşteri ürünü görüp alabiliyor ya da fiziksel olarak görüp dokunduğu için kararsız kalıp almayabiliyor. Buradaki bu oranlamalar çok önemli. Ama baktığınız zaman ödeme olayları artık o kadar kolaylaştı ki bir parmağınızı dokundurup ekrana ya da ne bileyim bir face taramayla bir şekilde ödemenizi yapıp daha sonrasında ise aynı geceye kadar teslimat seçenekleri olabiliyor. Bu da aslında e-ticareti kolay ve ulaşılabilir hale getiriyor. Daha ucuz ve iyi seçenekler. Burada kastımız aslında ürünlerden. E-ticaret yaparken rekabet olduğu için ve ürünler tek bir sayfada ve bütün rakipler aslında aynı anda göründüğü için burada oluşan fiyat rekabetinden dolayı müşteriler biraz daha avantajlı konuma gelebiliyor. Tüketici ve satıcı arasında doğrudan ilişki. Baktığınız zaman klasik ticaret yöntemlerinde satış yaparken müşterilerden çok olumsuz dönüşler duyamazsınız. Ya da olumlu dönüşlerin sayısı dahi az olabilir. Ama e-ticaret yaparken müşterilerinizden gelen feedbackler sizin kendinizi doğru yönlendirmenizde çok büyük yardımcılardan bir tanesi aslında. E-ticaretin satıcıya kazandırdıkları. E-ticaret global pazara açılma kolaylığı sağlar bize. Yani düşünsenize bir yerde mağaza açıyorsunuz, o mahalleyle belki o şehirle sınırlı kalırken e-ticarette bütün dünyaya aynı anda eş zamanlı olarak satış yapabiliyorsunuz. Haliyle bu da sizlere işinizi büyütme fırsatı sunuyor. Çünkü kazançlarınızı dolar bazında, euro bazında yaptığınız için, işletmenizi dünyaya açarak büyüme kolaylığı kazandığınız için bu da sizin avantajlarınızdan bir tanesi oluyor. Düşük maliyetler ve müşteri bulma kolaylığı. Burada aslında müşteri bulma kolaylığı pazar yerlerinin bize sunmuş olduğu en büyük imkan. Biz şu an Amazon'da günde yaklaşık 1000 tane sipariş çıkarıyoruz ve bunlar sadece medya ürünleri kısmında. Ve bu 1000 müşteriyi bulmak için biz gerçekten çaba harcanıyoruz. Bunlar halihazırda Amazon'un milyon milyonlarca dolar harcayarak edindiği müşteriler ve biz de bunlardan Amazon'a ufak komisyonlar ödeyerek faydalanıyoruz. Veri analitiği ve müşteri ilişkilerinin yönetimi. E-ticaretin güzel yanı şu. Yaptığınız her satış, aldığınız her olumlu ya da olumsuz dönüş kayıt altında tutulduğu için aynı şekilde müşteri bilgileri de sizin bu verileri analiz etmeniz, bu dataları biriktirmeniz, bu datalarla işlem yapabilmeniz gerçekten kolaylaşıyor. Biz şu an yaptığımız işte gerçekten datalar sayesinde büyüme sağlıyoruz. Yani burada bir slogan bile çıkarabiliriz. Data her şey diyebiliriz baktığınızda. Uluslararası ticaret fırsatları bunlar arasında global pazara açılmayla aynı başlık altında toplanabilir. Müşteri geri bildirimleri ve iyileştirme bunun da aslında açıklamasını yapmıştık. Bir sonraki slayta geçecek olursak e-ticaretin temel bileşenlerinden bahsetmek istiyorum. Burada e-ticaret yaparken sadece bir ürününüzün ya da hizmetinizin olması gerçekten yeterli değil. Aynı şekilde bu sermayeniz için de geçerli. E-ticarete başlayacak arkadaşlarım dijital pazarlama noktasında kendilerini geliştirmeleri, en azından temel olarak SEO yani arama motoru optimizasyonu gibi noktalarda temel de olsa bilgiler edinmesi onlar için gerçekten faydalı olacak. Sosyal medyayı kullanmayı ya da e-posta işte dediğim gibi CRM marketing yapmayı ya da influencerlarla anlaşmayı, içeriklerinizi doğru pazarlamayı bilirseniz e-ticaret noktasında gerçekten başarılı bir konuma gelirsiniz. Buraya ben bir madde daha ekleyerek yönetim demek istiyorum. Yönetimi de aslında gerçekten kendi altında çok çeşitlendirebiliriz. Burada kastım iş yönetimi ve çalışan yönetimi, aynı zamanda bunun içine sermaye yönetimi de giriyor. Eğer bunların hepsini aynı anda doğru bir şekilde yaparsanız emin olun başaramama gibi bir şansınız yok. E-ticaret için gerekli beceriler, bir önceki slaytın devamı olarak sayabiliriz burayı da. İşletme ve strateji yetenekleri, pazarlama ve satış yetenekleri, iyi ve etkili iletişim, bunlar hem toptancılarınızla, hem üreticilerinizle, hem müşterilerinizle, aynı zamanda yeniliklere açık olmak. Yeniliklere açık olur ve gündemi takip ederseniz bu noktada da emin olun işinizde başarı sağlayacaksınız. E-ticaret modellerine geldiğimiz zaman bunları böyle bir 4 başlık altında aslında ayırabiliriz. B2C, yani burada İngilizce okunuşlarını söylüyorum arkadaşlar. Sizin de kulaklarınız buna aşina olsun. B2C aslında business to customer. Yani bu işletmenin ürünlerini doğrudan müşteriye satması. B2B ise business to business. Aslında en güzel ve en sevdiğim iş modellerinden bir tanesi. Bir işletmeden diğer işletmeye toptan ürün satışı yapmak. Yani bu konteyner ticareti gibi de düşünebilirsiniz. Aslında en güzel ve en kolay ticaret yöntemlerinden birisi. Tabii ki doğru adımlar atıldığı noktada. Çünkü binlerce müşteriyle uğraşmak yerine
onlarca ya da birkaç tane müşteriyle uğraşarak daha büyük gelirler elde edebiliyorsunuz. C2C bu customer to customer. Burada aslında affiliate marketing giriyor işin içine. Tüketici aldığı bir ürünü diğer tüketicilere de önererek, aslında şu anki influencerların yaptığını yaparak satış yapmasına deniyor. C2B ise tüketicilerin diğer işletmelere satış yapması. Bu bizim ülkemizde daha çok network marketing'de aslında görülüyor. C2B bu da tüketicilerin diğer işletmelere satış yapması. Bu noktada da bayilikler birazcık baz alınabiliyor. Yeni başlayacak arkadaşlarıma ufak en son tavsiyelerimi vermek istiyorum. İşe başlamadan önce kendinizi lütfen doğru bir şekilde eğitin. Bu noktada güzel eğitim planları yapın. İşte önce e-ticaretin temel yapı taşlarını öğrenin. E-ticaretin ne olduğunu öğrenin. İşte buradaki terimleri öğrenin. Pazar yerlerinin isimlerini, işte bu pazar yerlerindeki rakip analizlerinizi güzel yapın. Bütçe planlamanızı, ürün ve kitle planlamanızı gerçekten güzel yapın. Bu noktalarda kendinizi geliştirin. Ve pazar yerini seçerken de bu noktada size verdiğim tavsiyelere kulak asın derim. Zaten burada ben size bu video serilerinde sıfırdan bilmeniz gereken her şeyi tek tek elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Eğer eksiklerim olursa siz de bu noktada yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz başka konu başlıkları olursa bu konulara da ben bu kanalda değineceğim. Amacım sizlere fayda sağlamak. Bu konuda çok mesajlar alıyorum. Çok insandan soru geliyor ve gerçekten böyle çoğu insan nereden başlayacağını bilemeyerek hep aynı yerde sayıklıyor. Ben de aynı süreçlerden geçtim ve bu benim yıllarımı aldı. O yüzden burada sizlere elimden geldiğince bunları anlatmak, tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.